Kur'an okunurken secde eden harfler. Benim çocukluğumda odamızda akşam yemeklerinden sonra Kur'an-ı Kerim okunurdu. Dedemin odasında misafir olmadığı akşamlar, özellikle de perşembe ve bayram akşamları akşam yemeğini dedem, babam, emmim ve ben beraber yerdik. Yemekten sonra dedem bana, "Evladım, bir Kur'an-ı Kerim oku," derdi. Ben Kur'an-ı Kerim okurken arada bir dedemin sesini duyardım. "Evladım, orayı bir daha tekrar ediver, bir daha oku," der, ben tekrar ettiğimde sehven hata yaptığımı fark ederdim. Nenem her zaman, "Aman oğlum, dedenin yanında Kur'an okurken çok dikkat et," diye beni tembih ederdi. Dedem okuma yazma bilmez, Kur'an bilmez de benim Kur'an'ı yanlış okuduğumu nereden bilir, bir türlü aklım almıyordu. Bir defa değil, pek çok kere bu böyle oldu, derken durumu neneme anlattım. "Nene, dedem Kur'an bilmez, Arapça bilmez, okuma yazması yok ama benim yanlışımı nasıl biliyor? Ne olur dedemden bunu öğren," diye yalvardım. Nenem, "Oğlum, bana söylemez ama bir sorayım," dedi. Ve bastonunu alıp dedemin odasına gitti. "Yahu çocuk bana geldi. Dedem Kur'an bilmez, Arapça bilmez, okuma yazması yok ama benim yanlışımı nasıl biliyor?" diye soruyor. Dedem cevap verdi. "Yahu hatun, Kur'an-ı Kerim okunurken bütün harfler secde ederler. Yanlış okunan harf ayakta kalır da ben o ayetin yanlış okunduğunu oradan biliyorum ve tekrarlattırıyorum. Yoksa ben Kur'an-ı Kerim okumayı nereden bileyim?" Bir üstattan okumadım, yol nedir, erkan nedir? İlmi zahir okumadım, kalpteki bürhan nedir? Ey beni yaratan hüdam, cümle bilgi sendedir. Aşk-ı Rasul düştü kalbe, hem yangınlık tendedir. Sıdk ile seyret cihanı, ibret aşikardedir.